22 yaşındaki Kübra Sarıkaya, eşim beni hamileyken terk etti diyerek gözyaşlarıyla Esra Erol'un kapısını çaldı. Ortada yeni dünyaya gelen bir bebek ve ihanet iddiaları vardı. Karı koca canlı yayında karşı karşıya geldi ve ortalık karıştı. Gerçekler ortaya çıktı. Her şey ortaya çıktı, ben rezil oldum. 8 aylık hamileyken eşi tarafından terk edildi, yetmedi, milyonların önünde eşinin acımasız tavrıyla yüzleşti. Beni 5 aydır sen ortada bıraktın, biliyorsun değil mi? Biten bitti artık. Ha, olan oldu, biten bitti. Tabii ne kadar basit ya. Talihsiz kadına Esra Erol kucak açtı. Sayısız mesaj geliyor, sayısız destek telefonu geliyor ve Kübra bu hayata başlarken... Benim sloganım neydi? Yalnız değilsiniz. 22 yaşındaki Kübra Sarıkaya doğumuna haftalar kala eşi Sezer Sarıkaya tarafından terk edilmiş, genç kadın gözyaşlarıyla Esra Erol'un kapısını çalmıştı. Eşin 5 ay önce evi neden terk etti? Kardeşim bir görüntülü konuşmayı yakalıyor samimi bir şekilde. Kardeşime arkadaşım diyor, bana da benim müşterim diyor. Sarıkaya 2 yıldır aynı yastığa baş koydu, eşi tarafından ihanete uğradığını anlattı. Bu kız Elif Çamur, düğün yaptılar. Bana yapılanlara ben göz yumamıyorum. Ben dediğim gibi ben yoluma Elif ile devam etmek istiyorum. 8 aylık hamile kadının dramına Türkiye şahit oldu. Boşanmak istiyor musun, istemiyor musun? 1000 lira nafaka verebilirim. Ne? 1000 lira. Ya ben 1000 lirayla hangisine bakayım, soruyorum işte ya. Tamam, 2000 lira vereyim. Yeter ki bitsin ya. Kocası onu yalnız bıraksa da Esra Erol'la birlikte milyonlar genç kadının yanındaydı. O yoğun kavgaların sonunda çiftimiz nihayetinde uzlaştı. Çiftimiz anlaşmalı olarak boşandılar. Ama mutluyum ya. Ne bileyim, üstümden büyük kalktı. Teşekkür ederim size. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Şimdi Kübra'nın bir hayatı var ve bundan sonra başlayacağı yeni bir hayatı var. O yeni hayatta da çok büyük bir ailesi var. Esra Erol'da ailesi, seyircileri var. Hiçbir şey düşünmeni istemiyorum. Kafanı kurcalayan acabaların olmasını istemiyorum. Sadece doğuma odaklan. Gerisini bana bırak. Esra Hanım, çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rabbim her zaman sizin yolunuzu izninizle açık etsin. Amin. İsmini Esra koyacağım. Ne istersen. Her zaman siz bana hatırlatsın. Ne istersen. Ben de Türk seyircileri adına bu programı yaptığın için, bir annenin hayatına dokunduğun için biz de seni kalbinden öpüyoruz Esra Hanım.